Yaklaşık bir hafta kadar önce Bursa'da da söylemiştim. Tehditler alıyoruz diye. Ailece tehditler aldığımızı söylemiştim. Ben, ailem, hepsi. Ve şimdi şeyler dökülmeye başladı. İşte kızımla ilgili, şahsımla ilgili tehditler ortaya çıktı. Ve aylardır ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Gizli olarak niçin kalkıp da bu şekilde bunu yapıyoruz? Biz bu yola çıktığımızda bir şey söyledik. Kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsın. Ama sende yürek varsa, sende delikanlılık varsa böyle kod adıyla, mod adıyla ortaya çıkma. Sen terör örgütünün mensubusun, bunu biliyoruz. Onun için de kod adı kullanıyorsun. Çık açık net ortaya. Nereden konuşacaksan oradan konuş. Varsa elinde bir şey onu da ortaya koy. Ama bunu yapamadılar bugüne kadar. Yapamadıkları için böyle süt ve gerisinde iftira kampanyalarıyla bunları yaptılar. Şimdi de tehditler. Tehditleri yaparken bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin başkanıyla, onun yetkilileriyle özel görüşmeler ve onlara adeta bilgi veriyorlar. Biz işte böyle böyle benim kızımla ilgili onu öldürmek için görevlendirmeyi yaptık. Amerika'dan birisi gelecek, onunla ilgili adımı atacak. Allah'ın verdiği ömrü kimsenin bir lahza geri, bir lahza ileri almaya yetki yok.